böyle hırsız kılıklı bakıyorlar ki itici. Onun pisliğini Kur'an böyle veriyor. Yani insan devirecek kadar pis diyor bakışları. Kalem Suresi 51. Mesela Allah diyor ki ne? Hac Suresi 53. Şeytanın bu tip katıp bırakmaları, yani şeytanın bir şeyi katması, ilave etmesi ve bunu o adamın üstüne bırakması, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunan, bir de kalbi duyarlılıktan yoksun. Mesela Allah'tan bahsediyor, etkilenmiyor. Dinden bahsediyor, etkilenmiyor. Bu hastalığın zaten ana özelliği bu. Duyarlılığını kaybetmiş kalp. Ama hastalık var diyor Allah. Kalplerinde hastalık var. Ama ikinci açıklamada diyor ki, kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun diyor. Yani merhamet anlamıyor, şefkat anlamıyor, sorumluluk hissi almıyor. Kendi pis dertleriyle, sahte dertlerle, sahte sorunlarla uğraşıyor. Yani kafasından çıkarttığı o imajlarla uğraşıyor. Bak, kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir, deneme. Onların ahlaksızlığın, pisliğini ortaya çıkarmak içindir. Şüphesiz zalimler, gerçeğin kendisine uzak bir ayrılık içindedirler. Gerçekten uzaktır diyor bu zalimler. Gerçeği bilmezler, yani gerçekçi değildirler. Hayali, ahmakça vesveselerin, pisliklerin peşinden giderler. Enfal Suresi 49'da Cenab-ı Allah diyor ki, münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı, uslupta aynı oluyor bunlar. Yani her iki tarafta da hayatın gerçekleri ve mantık esası vardır. O yüzden mutlu değildir bunlar. Yani Kur'an'a göre mutlu olan bir insan, o modda mutlu olmaz. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı şeytanın Allah'ını. Bunları, bu Müslümanları dinleri aldattı. Din bunları kötü bir yola götürdü. Aldandılar. Yani bunlardan din mutluluğu, güzelliği, bereketi, iyiliği, her şeyi aldı diyor. Halbuki her şeyi verdiği halde o ahmak kafasından tam tersi görüyor. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse, bak tevekkül işte kalbinde hastalık olan için tevekkül çok mantıksızdır. Yani çünkü o akılcı olduğunu düşünür, mantıklara gelir, tevekkül etmez. Ama mümin akılcı olarak bakıyor, tevekkül ediyor. Ama ona göre o akılcı değil. Münafığa göre akılcı değil. Kalbinde hastalık olanlara göre akılcı değil. Çünkü hayatın gerçeklerine çelişiyor bu. Ya bela geliyorum diyor, sen tevekkülden bahsediyorsun diyor. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin bilmediğiniz hikmetlere sahiptir diyor Allah. Münafık kendi o kokuşmuş beyniyle, ya kalbinde hastalık olan da o kokuşmuş sahtekar dolandırıcı beyniyle olayları akılcı değerlendirdiğini düşünür. Yani mesela geleceğini yedi, ben kara kara düşünüyor ne yapacağım diye. O yaşına kadar sana kim baktı? Allah baktı. Boş yere niye kendini o yana kadar süründürdün? Onu bir akıl zannediyor. Onun için onlarda böyle çok sahtekar suratı vardır. Bakara Suresi 11 ve 12'de münafıklara ve kalbinde hastalık olanlara yeryüzünde fesat çıkartmayın, fitne çıkartmayın, Müslümanlar aleyhine faaliyet yapmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz. Yani sizi düzgün yola çevirmeye çağırıyoruz diyor. Ya bir kere niye bir aradasınız diyor. Ayrılın. Ayrılın. İş gücünüze bakın diyor. Yani Müslümanlık niye birlikte olsun ki diyor. Müslümanlık tek tek yaşayanlar ya diyor. Bu ayetler, ama burada da ayet var diyor. Ahman bakar. Bir ki o ayet ilk defa ona hüküm geldiği için. Hazreti İbrahim tek başına bir ümmet ölüyor. Tamam. Bir saat sonra karısına söylediğini iki. Üçüncü saatte uşaklarına söylüyor oradaki amca. Oluyor 14. Ertesi gün 20 kişiye daha öğreniyor. Ne olmuş oluyor? Sayı gittikçe artıyor. O an için, ilk an için söylüyor ona. O ilk anki tek olanmayı Müslüman hep böyle olması gerekir anlamında alıyor. Öcalan